Are you scared? I can see you from behind. Herkese merhaba, tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Bugün sizlerle Esrarengiz Kasaba'nın gizemini ve ardında yatan ürkütücü gerçekleri beraber inceleyeceğiz. Uzun bir zaman önce film ve çizgi filmlerin içine saklanmış Slenderman karakterlerini incelediğim videomda Esrarengiz Kasaba'ya kısaca değinmiştim. Zaten aranızda bayağıdır Esrarengiz Kasaba'yı isteyen ve bu çizgi filmi seven ya da hayranı olan pek çok kişi var. Hatta kanalı açtım ilk zamanlardan beri yorumlarda devamlı bir Esrarengiz Kasaba lafı geçiyor arkadaşlar, ancak bugüne kadar bir türlü fırsat olmadı. Esrarengiz Kasaba, Alex Hirsch tarafından oluşturulmuş Disney Channel orijinal serisidir. Aynı zamanda kendisinin yönetmeni olduğu da ilk çizgi filmdir. Ayrıca Alex bu seriyle adını dünyaya da duyurmuştur. 2 sezondan oluşan bu çizgi film serisinin Türkiye'de 15 Mayıs 2016 tarihinde final bölümü yayınlanmıştır. Büyücüler, göl canavarları, zombiler, shapeshifter'lar yani şekil değiştiren canavarlar, hayaletler ve creepypastalardan bildiğimiz pek çok fantastik yaratığın ve şehir efsanesinin yer aldığı hikayede ebeveynleri yaz tatilini geçirmeleri için ikiz kardeşler Dipper ve Mabel Pines'ı babalarının amcası olan Harika Amca Stan'in yanına, Gravity Falls'a yani Esrarengiz Kasaba'ya gönderir. Dipper bir gün ormanda gizemli kulübenin tabelalarını asarken Esrarengiz Kasaba'daki gizemleri ve gariplikleri anlatan 30 yıllık bir günlük bulur. Çizgi dizi Dipper ve Mabel'ın yaşadıkları maceralarla devam eder. Bu arada Harika Amcaları Stan onlara bunların yalan olduğunu söyleyerek esrarengiz olayları çocuklardan saklamaya çalışır ama aslında bu işin içindedir ve bu olayların hayal gücü eseri olduklarını savunur. Dipper ve Mabel bunların gerçek olduklarına inanır ve en sonunda da Harika Amca Stan'in de bu işin içinde olduğu ve kardeşini kurtarmaya çalıştığını öğrenirler. Esrarengiz Kasaba aslında küçük bir kasaba, ancak içi gizemler ve bilinmeyenlerle dolu. İçinde Mr. Shade adında bir müze ve orada da esrarengiz ve doğaüstü birçok nesne bulunur. Esrarengiz Kasaba ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri içinde Slenderman'in gerçekten gözüküp gözükmediği. Çünkü geçenlerde de yayınladığım bir TikTok videosu üzerine bu konuda tartışma çıktı. Siz de bu tarz içerikleri takip ediyorsanız muhtemelen bilirsiniz. İçinde Slenderman'in gözüktüğü animasyon ve çizgi filmleri izlemiş olabilirsiniz. Bu konu hakkında ben de biraz araştırma yaptım ve iddia edildiği gibi göl canavarı ile ilgili olan bölümde aslında gerçekten bir Slenderman gözükmüyor arkadaşlar. En azından büyük bir çoğunluk böyle düşünüyor. Bazı kişiler ise serinin ilk yayınlandığında Slenderman'in o bölümde olduğunu, ancak sonradan kaldırıldığını, çıkartıldığını veya değiştirildiğini düşünüyor. Ancak Esrarengiz Kasaba serisinde aslında gerçekten bir Slenderman var. Peki nerede? Dizi 2016 yılında sona erdi. Şu anda 2020 yılındayız gibi düşünebilirsiniz. Haklısınız da animasyondan sonra 2018 yılında Esrarengiz Kasaba'nın sürprizlerle dolu bu çizgi romanı raflardaki yerini aldı ve oradaki bir bölümde aslında gerçekten Slenderman gözüküyordu. Hatta onunla konuşuyorlardı. Yalan ya da doğru bilinmez, ancak bu Slenderman olayının birçok kişinin Gravity Falls'ı tanımasına vesile olduğu da su götürmez bir gerçek. Şimdi gelelim açılış müziğinde gizli olan mesajlara ve görüntülere. Öncelikle jeneriği yavaş bir şekilde oynatırsanız arka tarafta duran Bigfoot isimli mitolojik canlıyı ve karakteri görebilirsiniz. Tabii ki biraz ilerlediğimizde daha bariz ve belirgin bir şekilde gözüken bazı karakterler de var. En alt sağ tarafta bir Summer Wind Trickster mevcut. Yüzünde bal kabağı olan ürkütücü bir karakter ve bununla ilgili bir bölüm de var. Sol tarafta Gideon bulunuyor. Ortada bir gnom olduğunu görebilirsiniz. Üst tarafta dizinin karakterlerinden biri olan zaman yolcusu ve ayrıyetten UFO'ların olduğu bir fotoğrafta bulunmakta. Ki zaten Esrarengiz Kasaba'nın ana kapak resminin de sağ üst tarafında aynı UFO mevcut. Ayrıca arkadaşlar üst tarafta araya saklanmış olarak Alex Hirsch'ün bir fotoğrafını da görmek mümkün. Tam şurada. Sağ tarafta bulunan yarasa çocuk yani Batboy ise aslında diziyle alakasız. Batboy, Weekly World News isimli çoğunlukla kurgusal, paranormal ve doğaüstü hikayeler ve makaleler yayınlayan dergisinde defalarca gözüken kurgusal bir karakterdi. Daha sonra yayından kaldırıldı, ancak bu karakter bugün bile hala varlığını sürdürüyor. Şimdi size de dinleteceğim. Açılış jeneriğinde dikkatli dinlediğinizde "I'm still here" tarzında bir şey söylendiği duyuluyor. Ancak bunu tersten dinlediğimizde ise işin önemli kısmı burası. Three Letters Back dediği ortaya çıkıyor. Three Letters Back bir şifreleme tekniği aslında ve Sezar şifrelemesi olarak geçer. Alfabedeki harflerin kaydırılarak yeni bir alfabe elde edilmesiyle oluşur. Yani yer değiştirme ve harf değiştirme şifrelemesidir. Ve bu yöntem kullanılarak bazı gizli mesajların neler olduğu çözülebilir. Ve bölümlerin bazılarına da bu anlamsız gibi gözüken harfler eklenmiş durumda. Aslında bunların hiçbiri rastgele değil, tahmin edebileceğiniz gibi. İlk 6 bölüm için bu şifreleme yöntemi uygulanmış. 7. bölümden sonra ise kullanılan farklı bir yöntem var. Bu şifreleme metodu da alfabenin tamamen ters çevrilip kullanılmasıyla yapılır. 14. bölümden sonra ise A1Z26 şifreleme metodu olarak geçen bir şifreleme kullanılır. Bu metodda ise sayılar ve rakamlar vardır arkadaşlar. Buraya da ekliyorum. Artık bölümlerin içindeki gizli kodlarda neler yazıyor onu da siz çözersiniz ve aşağıdaki yorumlara da eklersiniz belki. Çok sevinirim ve okumak isterim. Açılışta aynı zamanda kod ve sembollerin ve yazıların yazılı olduğu yerde sol üst tarafta üçgen şeklinde bir göz olduğu görülür. Bu aslında gerçek hayattan da bildiğiniz üzere Illuminati'nin sembolüdür. Ve daha sonra bu sembol dizide pek çok yerde karşımıza çıkar. Bir de bunun çerçeveli hali var ve onun etrafındaki diğer tüm sembollerde başka bir şeyi, daha doğrusu başka bir kişiyi simgeliyor. Alt tarafta bulunan çam ağacı Dipper'dır çünkü soy ismi Pines'tır ve şapkasında da bu şekil bulunur. Sağ tarafta ay şeklindeki sembol siteni temsil eder. Aynı zamanda fesinde de aynı şekilden vardır. Kare gibi gözüken şey bir buz torbası Wendy'dir. Çünkü kendisi gerçekten cool'dur ve içinde buz olan bölümlerde yer alır. Soru işareti Soos'u temsil eder. Çünkü aynı soru işaretinden tişörtünde vardır. Gözlüğün ise gözlük kullandığı için Şerif'i temsil ettiği düşünülür. Bir kısım ise sitenin babasını yani Philbrick Pines'ı temsil ettiğine inanır. Kalp şekli ise Robbie'dir. Tişörtünde de aynı sembolden vardır. Yıldız şekli Mabel'ı temsil eder çünkü tişörtünde aynı sembol bulunur. Aynı zamanda bu iyimserliğin de sembolüdür. Bazı kıyafetlerindeki lama resmi nedeniyle kimileri lamanın da aslında Mabel'ı temsil ettiğini düşünüyor. El işareti Gideon ve Dipper'ın sahip olduğu günlüğün yazarını temsil eder ve expert yani uzman ya da author yani yazar olarak da geçer. Aynı zamanda araştırmacı Ford Pines olduğunu da düşünenler mevcut. En alttaki yıldız Gideon'ı temsil eder. Çadırında ve pelerinde de aynı işaretten vardır. Bu arada bu olayla ilgili başka bir konuya daha değineceğim ve gerçekten ilginç. Biliyorsunuz aslında bu sembol sadece sembol değil, aynı zamanda dizideki kötü ve şeytani karakter olan Bill'in ta kendisi. Dizinin yapımcısı Alex Hirsch bu kötü olsa da sevilen karaktere gerçek hayatta da hayat vererek hayranlarını şaşırtmayı uygun bulmuş. Alex Bill'in bir heykelini yaptırmış ve gizli bir yere saklamış. Şifreler ve gizli kodları da hayranlarıyla paylaşarak onların bulması için çeşitli ipuçları bırakmış. Hayranlar ise birlik olup beraber çalışmış ve sonunda bu sevimsiz heykele ulaşmayı başarmışlar. Bu çerçevenin yanında yazan kod ise Sezar şifreleme tekniğiyle çözüldüğünde aslında çok kritik bir önem taşır. Açılımı Stan is not what he seems. Yani Stan görüldüğü gibi biri değildir. Hazır Stan demişken diğer bir konu dizideki amca Stan aslında gerçek bir karakterdir. Stan, Alex Hirsch'ün aynı isimli dedesinin çizgi filme uyarlanmış versiyonudur. Bence tip olarak da benziyorlar. Ancak gerçek hayatta da uyarlanan tek karakter bu değil. Soos karakteri dizinin yapımcılarının aslında arkadaşları ve ismi de Jesus. Şimdi size kendisinin bir fotoğrafını göstereceğim. Aradaki benzerlik muazzam. Muhtemelen karakter olarak da benziyorlardır ya da mizahi olarak ekrana yansıtılmış da olabilir. Tabii ki o kadar detaylı bilmiyoruz. Hazır Soos demişken kendisi dizide anlatıldığı kadar babasının kim olduğunu bilmeden büyüdü ve bu yüzden mutsuz bir çocukluk geçirdi ve bu da onu etkiledi. Ancak babası daha sonra Terry America adında maskeli bir dövüşçü olarak görülüyor ve bu güreşçi yaratılırken de ünlü ve popüler Amerikan güreşçisi Hulk Hogan'dan ilham alınmış. Bu bilgiyi de Alex Hirsch Reddit'te kendisi vermiş durumda arkadaşlar. Bu arada Hulk Hogan'ın gerçek adı da Terry. Şimdi gelelim çizgi filmlerde kullanılan 618 sayısına. Bu sayıyla ilgili o kadar fazla detay var ki yaklaşık 10 dakikalık bir başka video bile çıkartabiliriz. Öncelikle Mr. Shade'in adresi 618 Gopher Road. Dizinin prodüksiyon kodu da 618 ile başlıyor. İlk bölümde Dipper'ın bulduğu günlükte Haziran 18 yazıyor. Yani bu da 6. ay olduğu için yine 618 sayısına tekabül ediyor. Mr. Shade tavan arasındaki eski bir oyunda skorun 8-1-9-0 olduğunu görüyoruz. Bunu da ters çevirdiğimizde yine 0-618 sayısını veriyor. Gideon'un okuldaki numarası bilin bakalım ne? Tabii ki 618. Aynı şekilde sitenin de Kolombiya'da hapisteyken numarası yine 618'di. Daha onlarca ve onlarca şey var arkadaşlar. 618 ne diyecek olursanız dizinin yapımcısı Alex Hirsch'ün doğum günü yani 18 Haziran. bir egoistlik sezdim sanki. Ayrıca dizide aynı 618 sayısı gibi H harfinin de pek çok yerde kullanıldığını ve birçok yere gizlendiğini görebilirsiniz. Bu da tahmin edebileceğiniz gibi Alex Hirsch'ün soy ismini temsil ediyor. Dizide uzun bir süre merak edilen konulardan biri de Dipper'ın gerçek ismiydi. Zaten hakkında az bilgiye sahip olduğumuz bu karakterin ismi de gerçekten merak uyandırıyordu. Günlükte yazıldığı kadarıyla Ford'un Dipper'la ilgili bir mektupta kendisinin gerçek isminin Mason olduğu ve Dipper'ın sadece bir lakap olduğu anlaşılabiliyor. Mason ve Mabel'ın birbirine olan uyum ve benzerliğinden bahsetmeyeceğim. Tabii ki oldukça aşikar. Mason ismi aynı zamanda taş işçisi anlamına gelse de masonluk kelimesinin de kökeni. İronik değil mi? Dipper isminin, daha doğrusu lakabının hikayesi ise dizinin yapımcısı Alex'in okuldan bir arkadaşının alnında çıkan sivilcelerin büyük ayı takım yıldızına benzemesi ve sonradan Alex'in bunu kullanmaya karar vermesiyle ortaya çıkıyor. Büyük ayı takım yıldızı Dipper demek arkadaşlar. Hatta Dipper'ın alnındaki doğum lekesini gösterdiği bir bölüm bile var ve oradaki şekilde büyük ayı takım yıldızının aynısı. Bir enteresan konuya daha değineceğim. Dizinin bir bölümünde Stan'in bir portalda kaybettiği eşyaların Rick and Morty'nin bir bölümünde, başka bir bölümünde yine başka bir portaldan çıktığını görebilirsiniz. Yani aslında bu tam olarak kesinlik kazanmış bir konu değil, sadece fan teorisi ama iki çizgi filmin yapımcılarının sıkı dost olması bu teoriyi aslında oldukça güçlendiriyor ve destekliyor. Peki Esrarengiz Kasaba yani Gravity Falls isminin nereden geldiğini hiç merak ettiniz mi? Ben ettim tabii ki. Biraz önce sizlere aktardığım bilgiler kadar ilginç bir detay değil bu. Çünkü Gravity Falls, Alex'in aklına bir gün yolda yürürken aniden gelmiş. Bence bu anlattıklarım arasında en ilginç olanı buydu. İnanamadım yani o derece. Gravity Falls'la ilgili anlatılabilecek daha onlarca farklı teori var. Çünkü dizinin, çizgi filmin her bir bölümünün, her bir sahnesinde sanki saklanmış farklı bir gizem, farklı bir kod, farklı bir simge çıkıyor karşımıza. Dizi tabii ki 2016 yılında sona erdi biliyorsunuz. Bunun sebebi de Alex Hirsch'ün bunu devam ettirmek istememesi ve sadece bir yaz tatili anısı olarak kalmasını istemesi arkadaşlar. O yüzden aslında hem popüler olmasına hem de devam edilebilecek bir seri olmasına rağmen bunu yapmadı. Sadece 2 bölümde sonlandırdı. Ancak ondan sonra video içinde de bahsettiğim gibi çizgi romanlar çıktı ve yayınlandı. Ve orada farklı hikayelerden de bahsediliyor. Tabii ki Slenderman konusunda değindiğim gibi. Dolayısıyla belki diye düşünüyor bazı fanları arkadaşlar. Ancak Alex Hirsch'ten ya da ekipten yeni bölümlerin çekileceğine dair herhangi bir bilgilendirme de tabii ki gelmedi. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Ben araştırırken gerçekten biraz yordu beni yani bu dizi ki izlemiştim. Çizgi filme aşina olmama rağmen gerçekten arka planda kaçırdığım çok şey varmış. Oturup tekrar izlemek istiyorum bunları. Daha kim bilir neler karşımıza çıkacak. Ve arkadaşlar bugünkü videomuzun da böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir. Biliyorsunuz sizi çok ama çok seviyorum. Lütfen hala abone değilseniz kanalıma abone olup beni de diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. En kısa zamanda yeni videolarla görüşüyoruz. Bye bye.